Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarına 1-8 Ekim haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Bakalım bu hafta kahve falınızda burcunuza göre neler var? Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Şimdi hemen genelleme yapacağım. İş konularında, süreç içerisinde, ilişkiler konusunda biraz daha rahat görünüyorsunuz. O yüzden rahat göründüğünüz alana yönelmek istiyorum. Bir birliktelik yakın zamanda bir tartışma geçirilmiş ama üstü kapatılmış bir tartışma olarak duruyor. Şimdi bu haftaya başlıyoruz. Haftaya başladığınız gibi hane içerisinde yapmayı düşündüğünüz konularda önünüz çok açık. İki güzel haberle pazartesi, salı hanenizde bir rahatlama var bir kere. Bir paranın gelişi var. Hatta iki paranın arkası arkası birbirine yapışık. Y harfi ve 9 rakamı çıkmış tabii ki bu hafta 8-9. Hani böyle hafta sonuna kadar halledilecek bir para meseleniz var. Yardımlı bir para olabilir. Bir yerden yardım alabilirsiniz. Ya da paranın geleceği yerde Yozgat'ın yeğesi mesela olabilir. Ve burada çok temiz bir kalp var. Aslında hayrınıza, hak ettiğiniz, beklenti içinde olduğunuz konularda yardım alacağınız, işinizin rast gideceği, aile konularında bu hafta aslında güzel haberlerle haftaya başlayacağınız, hafta içerisinde de acaba yapar mıyım, acaba gelir mi dediğiniz parasal mevzularda da önünüzün açık olduğu görselleri var. Özellikle baktığım zaman burada sizin hane içerisinde, beklenti içinde olduğunuz konularda sakin görünüyorsunuz. Sadece çarşambadan sonra ailenizde ya da aile efradatında diyeyim, iki kişinin tartışması ya da konuşmasından dolayı biraz sinirlenebilirsiniz. Burada gözü iki kişiye diktiğiniz, devamlı tartışan birileri gibi duruyor bunlar. Hani demek istemiyorum ama anne baba, kardeş gibi olabilir ama sizin dışınızda devamlı tartışan kişilerle ufak bir atışmadan dolayı yaşanacak bir karışıklıkta ortaya geçmiş. Sanki iki tarafa da kızar pozisyonda ayırmaya çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Burada Perşembe, Cuma diyebileceğim alanlarda çevrenizde yakınen, sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar arasındaki atışmayı ayırmaya çalışıyor. Orta yol bulmaya çalışıyor. Aman ve dediğiniz bir konuda aslında önünüzde duruyor. Hep aynı dediğiniz yani süreçler sanki dönüp dönüp önünüze geliyor. Görsellerinde çıkmış. Şimdi bu hafta ilişkilerde neler var derseniz hani partneriniz olarak değerlendirecek olursam sakin bir hafta var diyebilirim. Ufak tefek tartışmalar olabilir ama karşınızdaki kişi bu hafta biraz daha kafasını önüne eğmiş. Siz ne derseniz onu yapacak ya da sizin beklentilerinizi karşılamaya çalışacak görsellerinde çıkıyor. Burada özellikle hafta sonunuz çok daha güzel. Sadece Perşembe günü yapmış olduğu ya da yapmış olduğunuz bir konuşma, davranış, hatadan dolayı biraz sinirlendiğiniz görselleri var. Bir kızgınlık ifadesi görüyorum burada. Bununla alakalı kafanızda bir ikilem var ama burada da biraz anlamsız kaygı diyebileceğim görseller var. Yani hani düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok gibi düşünün. Ve güzel bir şekilde hafta sonunu da tamamlarsınız. Görselleri var. Yani bu hafta çevrenizde ilişkiler olsun, partnerinizle ilişkiler olsun, sakinliğinizin, rahatınızın, keyfinizin bol olacağı bir hafta bile diyebilirim. Haneye beklenti içinde olduğunuz bir evrak varsa bu evrak hafta sonu nasıl gelecek bilemiyorum ama cumadan önce çok mümkün görünmüyor ya da ondan sonraki haftaya aktarılabilir. Parasal konularda kafanızda taktığınız 3 parasal mesele bunlar büyük paralar değil yalnız küçük paralar ama çözülebilecek paralar. Pazartesi, salı belki biraz bu konularla ilgili acaba diyebilirsiniz ama sonrasında çözüleceğini de aslında göreceksiniz diyebilirim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bu tabii ki tüm burçtaşlarınızı ilgilendirmiyor ama sanki iki katlı bir ev üst katıyla alakalı bir sorun var. O üst katla ilgili olan sorunla biraz sinirlenebilirsiniz. Hani ev konularını da içerdiği için sanki burada bununla alakalı Perşembe, Cuma biraz emek vermeniz gerekecek. Burada 4 rakamı çıkmış. Belki de biraz para harcamanız gereken bir evinizde bir tadilat ya da bir arıza durumu da olabilir. Ama dediğim gibi hepimizi ilgilendiren bir konu değil. Bazılarınızı ilgilendirdiği için, gördüğüm için söylüyorum. Bir de hafta sonu gitmeyi planladığınız bir yer varsa tamamen cayıyorsunuz. Gitmiyorum dediğiniz bir konu görünüyor. Şimdi iş konularına baktığım zaman aslında
Burada pazartesiniz temiz ve rahat, fakat burada bir köklenememe, bulunduğunuz alanda kendinizi rahat hissedememe durumu olabilir. Çalıştığınız yerde ayaklarınız yere basmıyor. Hani gidiyorum geliyorum boş bir gün diyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz işten çok keyif alabilirsiniz ama hani burada şey yok. Üzerinize koyduğunuz bir şey yok. Ayaklarınız biraz boşlukta. Hani gittim geldim diyebileceğiniz bir gün. Eğer çalışmıyorsanız evinizde kalacağınız bir gün. Hani monoton bir gün diyebilirim aslında. Action yok ya da çok büyük sakinlik, ayaklarınızı uzattınız yatıyorsunuz diyemiyorum. Yani standart bir gün diyebiliriz. Esas mevzu salı günü itibariyle başlıyor. Salı günü yol, işle alakalı, parayla alakalı yol. Böyle sanki bir kurtçuk görseli var. Hani devamlı değişen bir konuyu kontrol altına almaya çalışacaksınız. Önünüzde sanki bir kişi durmuş. Sizin böyle tren olmuş, size böyle kutu kutu bir şeyler getiriyor. Kutu kutu iş mi getiriyor? Kutu kutu sorunlu mesela, ama o kutuların içinde böyle mıncır mıncır kaynıyor böyle yani. Salıdan itibaren işinizde ne varsa arkadaşlar, cumaya kadar hiç durmadan diyebilirim ki aynı konu, aynı meselelerle düz bir çizgide karşılıklı konuşup anlaşarak bir şeyleri çözmeye çalıştığınız ve hedef sanki var, kısa bir süre var, hani böyle koştura koştura bir şeyleri yaptığınız görselleri var. Burada kendinizi keyif almadığınız bir kişiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz ama önemsemiyorsunuz, atlıyorsunuz gidiyor diyebilirim. Şimdi mesela cumaya geldiğim zaman, oh şiştim ya, yeter tamam hadi bu hafta da bitsin diyeceksiniz aslında. Çünkü böyle üstünüzü almış, kafanız küçücük kalmış, görsellerde çıkıyor. Hafta sonunuz gene aynı şekilde rahat diyebilirim. Şimdi bir de buradan şöyle bir bakalım. Burada da ne kadar ne eklersek bu haftamız öyle geçecek diyeceğiz çünkü. Bakın aynı görseli şimdi siz de göreceksiniz. Birazdan göstereceğim. Bakın şurada arı görselini görüyor musunuz? Kafası, vücudu ve ayakları olan bir arı düşünün. Bir insan olarak değerlendiriyorum tabii ki ben onu. İlk etapta arı gibi anlattım ama şimdi bu şu demek, çok çalışacaksınız iş ve para konularında demek aslında. Çünkü aynı zamanda eliniz kolunuz bir değil, 2, 3, 4 olacak. Ve burada bir çizgi, bir yerden sanki bir kişiyi boğazından yakalamış gel buraya der gibi de çıkıyorsunuz. Burada alacaklarınızla alakalı mücadele edebilirsiniz. Bir haberiniz geliyor sanki de o habere istinaden bir yere gidiyorsunuz, bir kişinin boğazına yapışmış gibi görünüyorsunuz. Yani burada beklenti içinde olduğunuz bir haber gelebilir. Bu haberden memnun olmayıp o kişiyle birebir görüşmeye gidebilirsiniz. Ve bu görüşmenizde karşınızdaki kişi sanki böyle atıp tutan birisiymiş gibi de hani onunla realiteye bağlamaya çalıştığınız bir konu var. Sırtınızda hançer var. Bu konuda yalan dolanla da karşılaşmışsınız ama bu kişi değişmez. Konuların üstü de karartılı görsellerde çıkıyor. Onu da iletmiş olayım sizlere. İlişkilerde de dediğim gibi şey var. Sakinlik var ama karşınızda ya da çevrenizde olan, bakın çocuğunuz, anne baba kim olabilir bilemiyorum. Halinizde bir kişinin ayakları yere çok şey basıyor. Ağır basıyor. Yani aslında bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen bir kişiyi de çekeleyebilirsiniz. Okula gitmek istemeyen bir çocuk bile olabilir bu aslında. Bir şeyleri yapmak istemeyen bir kişiyle pazartesi salı uğraşacaksınız. Görselleri var. Sağlık konularında kalp, göğüs dikkat edilmesi gereken mevzular. Hatta burada sigara görseli de var. Hani bu aralar özellikle dikkat edin. Astrolojik olarak da biliyorsunuz bazı varyantlar ülkeye girdi. Dünyada da vardı zaten ama kışla birlikte aktive olacak. Özellikle 2015'inden sonra bu konular daha da gündemimizde olacağı için lütfen bağışıklık sistemlerinize de dikkat edin. Arabayla alakalı arkadaşlar üstten gelen bir etki var. Arabası olanlar için söylüyorum. Sanki arabanızın üstüne birisi bastırıyor. Hani üst tarafına bastıran bir kişi görseli görüyorum. Araba konularında arabanın yarıya bölünmesi bir taksitin ödenmemesi anlamına gelir. Arabanın üstüne gelecek bir taş gibi düşünebiliriz biz bunu. Hani arabada bir konuya dikkat edin. Üstten böyle gökyüzünden gelen bir şimşek görsellerinde çıkıyor çünkü. Arabası olanlar için dikkat edilmesi gereken, özellikle hafta ortası dikkat edilmesi gereken bir mevzu. Aslında burada sanki şey var, bir hortumla birlikte arabanın üstüne gelen bir yıldırım dolu molu mu olacak diye düşündüm yani şu an. Dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, bu kadar diyebilirim. Mesela iş konularında baktığım zaman aslında buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı diye. Daha sakin, yani daha sakin bir hafta diyebilirim. Bir birlikteliklerde de şunu da buradan ekleyeceğim. İstemiyordum onu eklemek ama eklemek gerekiyor. Hafta sonu demeyeyim de cuma günü kalp kırıklığı, kalp kırma konuşmalarda.
anlaşamadığınız bir konuda kalp kırma yaşanabilir görselleri var. Onu da ekstradan parantez içinde söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü burada sadece partner diyemiyorum, biraz aile konularına da yakın. Hani bir kişiyle tartışarak kalp kırma ya da kalbinizi kırabilecek bir kişi olabilir çevrenizde. Değer verdiğiniz, önemsediğiniz birisi olduğu için zaten kalbiniz kırılıyor. Hani yakınen bir kişi gibi de görünüyor. Gördüklerimi ilettim. Umarım iyi olanlar yolunuza çıkar, yolunuz aydınlanır, ışık tutar, keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu haftaki falınız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Özel kahve falıyla alakalı baktırmak isteyenler 542 77 66 910. Bunu söylemekten nedense zeval duyuyorum. Arada da soruyorsunuz yorumlarda. O yüzden her falda olmasa da bazen bunları eklemeye çalışıyorum. WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamalarda da telefon numarası var. Bu haftalık bu kadar diyelim. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.